İrlanda burası mı diyorsunuz? Öyle olsun. Evet. Olabilir, olabilir. Belki büyük bir şeydir. Bakalım, göreceğiz. Değil. Orası, ben size söyleyeyim, 5 karelik bir ada orası. Bak tam İrlanda orası yani. Olabilir abi, olabilir. Şimdi amaç neydi? Şu andaki Megaloid'e settler çıkacak, dertler bitecek buraya. Evet. Biz bütün hızımızla önce irrigation zaten geliyor, onları ayarlamıştık. Irrigation ve sonra sailing yapacağız. Öbür taraftan Evet. craftsmanship zaten geliyor. Sailing'den sonrasını şu anda bilmiyorum ama aşağıdan gidecek bir şey yok. Bak başka uygarlıkla karşılaş. Slinger'la adam öldür. Quarry yap. Barbar öldür. Miner İşte resource. Bu bile İrlanda, yok. İrlandalı öldür diyor abi. Bol İrlandalı İskoç öldür. öldür diyor. O yüzden İskoç, kuzeyden İskoç. gideceğiz. Kuzeyden gideceğiz. İskoçları Warrior'la mı döveceğiz yani gerçekten? Warrior Slinger. Herhalde onlarla döveceğiz. Archer da yaparız belki ama. İşte Slinger'la adam Archer. öldürmek iyi olur. Bunların bufflanması için iki tane Sea Resource, iki tane Galley var. İki tane Sea Resource için Amber ve o kadar. Bu arada barbar çıkmayacak. Denizde yakalayacağız artık barbarların. Bir şey Amber ve bufflamak için. devamı yok arkadaşlar. İki Sea Resource şey Süper yapamayacağız. var işte. Ya oraya ulaşmamız çok olacak iş değil o. İki Sea Resource yok. Dolayısıyla Celestial Navigation bayağı sıkıntı. Biz kısa Çok ilginç. zamanda bu da builder'lar mı çıkartıyor? Bence ship building'e gitmemiz lazım. Bizimki bari settler geçirebilirim. Çünkü o sayede unitler denize çıkabiliyorlar değil mi ship building'le? Evet. Settler hatta scout'u denize çıkarabilelim. Şuraya falan gidelim. Belki orada sea resource. Yani bence ship building'e gitmeliyiz. Dolayısıyla iki tane galley üretmemiz lazım. Yani biz bu şehirlerimizi yapıp hızla iki galley yapmalıyız. Bana bu aşamadan sonra, Settler'dan sonra demin onu düşündüm. İki galeye gitmemiz lazım. En işimiz öyle hızlanacak gibi görünüyor bana. Deep and turn diyorum. İkinci bir sea resource bulmamız çok zor çünkü. Şehri kurduktan sonra bu planı yaparız ama şu andaki önerim galey ve Rapa Nui. Yani iki galey yap sonra biraz asker yapıp Rapa Nui'ye git diye düşünüyorum. Turtel. Bir turtel daha çıktı buradan. Ne kadar turtelli bir yermiş burası ya. Buraya farmı yaptım. Beni duyuyorsunuz değil mi? Biliyoruz. Tamam. Benim sesim geliyor mu? Duyuyoruz. Geliyor. Ha, ben bir düştüm galiba şimdi de. Olur Mösyö'cüğüm. Öyle şeyler normaldir. Ben burada duruyorum. İskoçlar buraya doğru gelirse bana haber ver. Bakmadığım bir pere kaldı mı denizde böyle açıklarda Şuralar. falan? Oraya bir gitsin. Yani Rapa Nui'nin içinden geçebilsem bakacağım ama buraya baksın. Başka da kare yok. Ha, buralar var. Ha, köşe var, köşe var. Scout buraya gitsin. Sonra shift ile çalışıyor mu bu? Hayır. Çalışmıyor. Tamam işte. Magodishi'nin aşağısı kuzeyi var. Sen de şuraya bak. O kadar zaten. Şuraya birisi gelsin sonra. Enter. İrlanda ada değil. Adacıkmış diyor. Bu İrlanda burası değil. Burası Isle of Man. O başka bir şey. Orada Bu İrlanda öbür tarafta. Evet. Aşağı taraftaki diyorsun. Oraya bakacağız işte. Buranın ne olduğunu göre. Geldim çaya. Bekliyorum. Irrigation'a 5 turn. Sleep dedim. Bunu unutmayın. Olmaz mı? 5 turn sonra. Irrigation'ı keşfettiğimizde hatırlayın çayı. Çay. Kısmet. Çay Not içmeye aldık. yapan. Hani yani o kadar da değil Manaus oğlum. hatırla. Manahos bunu bize hatırlar lütfen. Bak o da Trabzonlu zaten. Çaydan anlar. Çay İşleri Bakanı olarak Manahos'u görevlendirelim. Çaydan anlar mı Trabzonlu ya? Bilmiyorum ki. Hamsi'den anlıyorlar. Haftaya çay kırmaya başlayacağım diyor. Tamam. Eyvallah. Demek ki anlıyormuş. Bir turtle da burada çıktı. Şu Mogadishu'yu az aşağı kuraydın. Neyse. Mükemmel bir medeniyet olacakmış. Bu Evet. turtle'ı alır herhalde. Biz bu herife gerçekten kızı verirsek biz buradan bir spice, bir turtle alırız. Ve birden çok turtle gerekiyor. Sonuçta bir elixir'den bir Ay, tanesi. turtle zaten biz İrlanda'dan 3 tane turtle alacağız abi. Bak görürsün. Ha buradan alacağız diyorsun. Olabilir. Bu böyle bir ada galiba. 3 tane 3. Bak 3. Ha ben burada tamam. Dolaşayım etraflarda. Bizim adamız bu kadar. İngiltere bu kadar bir yer. Bir tek şuraya bir scout gelecek. 8 round'u hızlıca geçiyoruz o zaman. Barbar yok, bir şey yok.
Barbar çıkmasını istiyor muyuz? Burayı boş bırakırsak barbar çıkabilir. Veriyi oraya koyarsam çıkmaz. Şurayı şey görecek. Ya gördüğün yerde barbar... Bu kadar lazım mı o boost için o barbar? Değil, değil yani. Yani. O barbarla uğraşmak gerçekten istemiyorum ben de. Nasıl olsa İskoçları döverken şey barbar çıktı. Şeyleri. Al işte. Evet. Tam da yerinde yani üstelik. Mükemmel. Nerede? Commercial Hub'ın yerinde. Evet. Tamam. Uğraşacak bir şey oldu arkadaşlar. Geldim. Spearman. Burası bir tepe miydi? Tepeydi. Kolay bir şey değil. Benim %5'im var. Ben bunu zaman içinde döverim. Başka da yapabileceğim bir şey yok. Ben buna vura vura. Vura vura. Şehri kuramayacaksın abi. 6 turnde ben onu döverim ya. Sen deli misin? 6 kaç? 10 turnde ben onu döverim. Hayırlısı. Scout'la saldırsam o bile biraz damage vuruyor. Gel abi sen. Son vuruşu sen yaparsın. Bir slinger olsaydı son vuruşu yapmaya daha iyiydi ama. Hop. Pembe kim be? Ha, Rapa Nui pembe mi? İskoçlar geliyor. Bunlar... Eyvah. Yerimizi gördü. Şimdi adam üretecek değil mi? O hoş değil. London'un yerini gördü. Irrigation'ı icat ettim. Manahos'tan hatırlatma geldi. Çayı yapıyorum. Ama yakalarsan evet. Scout'u şey oluyor mu yine de? Yakala... Yok. Yani... Şu anda öldürürsem belki olmuyordur. 5 çayımızı. Artı 2 gold. Artı 8'den. Ama orayı kullanmıyoruz herhalde. Ve Craftsman'ı da bitirmiş oldum böyle. Craftsmanship'e geldik. Çok güzel. Perfect zaten. Combo efendim. Perfect combo. Şimdi yeni komboyu kuracağız ama. Önce buraya bir bakıyorum. Bunlar aynen devam ediyor herhalde. Barbarlara artı 5 güzel. Capital tamam. Aynen devam ediyorum arkadaşlar ben. Ben bir dahaki sefere bakacağız. Craftsmanship bufflandı. İcat bile edildi abi. Ne diyor? Sen ne anlatıyorsun? Sen ne anlatıyorsun? Şimdi burada diyorum ki ben aşağıda bir yerlerle kasmaya gerçekten çok fazla zaman harcamak istemiyorum. Resource mining falan böyle şeyler yok bizde. Shipbuilding'e tıklıyorum. Sailing üstünden gidecek oraya doğru. Biz bu arada iki galey üretmek. Şehri barbar köyünün dibine kurunca köy yok oluyordu zaten. Sen iki galeyi nasıl üreteceksin abi harbor yapmadan? Bilmiyorum. Onu düşünelim. Ama ayrıca bu Manahos'un söylediği laf doğru mu? Başka oyun değil miydi o ya? O başka eski yıllarda değil miydi o ya? Galiba eski yıllardaydı da bu Celestial Navigation harbor yapıyor. Bizim harborumuz daha mı hızlı üretiyordu? Daha iyi gemi çıkartıyordu ya. Önce harbora gidelim mi diyorsunuz mesajım? Artı bir moment'lı gemi çıkarıyor. Hayır abi iki galey yapabilmek için harbora, galey için harbor gerekmiyor muydu? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Bilmiyorum. Hayır ya. Yani galeyi nasıl üretiyorsun? Şu anda üretebiliyor muyuz galeyi yani? Galey daha... Ha. Güzel söyledin. Requirement. Sailing varsa diyor. Deniz kenarındayım. Galey yok. Ha sailing yok demek abi daha. Sailing'e 10 turn var. Sailing bir gelsin bakalım. Doldurduğumuz yere doldurmakta bir mahsur yok. Oraya dolduralım. Craftsmanship bufflandı. Sailing'e doğru gidiyoruz. Buradan ise... Oo boğaç gelmiş. Hello boğaç. Boğaç mı? Deniz kenarı olman yeter diyor boğaç. Doğrudur herhalde. Evet. Yeni bir continent henüz bulamıyorum ama yine de foreign trade diyeceğim. Ne diyeceğim? Sonra dispersion outpost gelince bu da bufflanacak. Ama bize... Trader lazım. İkinci continent keşfetme imkanımız var mı? Yok. Builder çıkarıp gezdirebilirim belki. Ama yani bu da bir fikir bu arada scouting için. Şu anda builderların denize çıkabilir olacak burada. Sailing'de. Evet, olacak. Daha olmadı. Ama o zaman bir barbar gemisiyle karşılaşmaya bakar. Tabii. Sıra kimde abi? Warrior'ımdan bir benim. De şu anda paramız var ya. Mesela bir Slinger satın almayı düşünebiliriz yani. Hmm. 140 para. Yani ya ben parayı gerçekten galeye almak için biriktirmek istiyordum ama. Bence de. Yani o Archer. Ben zaten
Mutlaka alalım demiyorum abi. Şu an İskoçya'ya saldıracak mısın ki? Ha, şey abi diyorsun. 260 gold diyor arkadaşlar. 170 abi o şehir kurunca belki gerçekten gidiyordur ya. Bir denesek mi? Diyeceğim ama. 5 tur var da onu mu bekleyeceğiz yani? Bir de adam dövmek zaten istiyoruz abi. Zaten istiyoruz yani adam dövmek. O da var. Ben bunu vurursam bu ölüyor mu? Ölmüyor. Ne oldu Mesut'cum? Sigara düşürdüm de efendim. Ha efendim, geçmiş olsun. Ben bunun köpeğine mepeğine girdim. Lan it. Aa it, kopuk sürüsü. XP'dir dedim. Buna giriyorum. Barbarlara artı 5. Ayrıca ben şey döven adamım. Artı 5 de Spearman'e vururumdan var. İngiliz zencisine İrlandalı mı deniyor şimdi? Bu mu yani? Bu şekilde. Yalnız ben daha çok damage yiyorum burada. Bu kombata bakılınca. Allah Allah. Neden acaba? Daha üstün bir üniteyle görüşmek. Ama yok ya, öyle değil. 30'a 31. Yani hem Barbarian buff'ı hem benim Spearman'e vurma buff'ım var. Kafa kafayayız işte. Herif Fortified Defense yüzünden bufflanıyor. E ne yapacağım? Bir de tepede abi. Tepede olması işte da. İşte onun savunması yaralı. Ama yine de saldırıyorum abi. Muzla vuralım diyor. Vuralım. Şuradan bir muz al. Lan oğlum. Aaa mızrap. Mızrap bana battı, mızrapı batırdı. XP almayı umuyorum. Bizi gördü ya, bizi ne? Görünce ünite çıkaracak. O zaman ağzımız gözümüzü kırar işte. Şu anda ünite çıkartırsın. Neden olmaz. Siz de vursanıza şuna galler. Mogadishu galler. Galler prensesi. Bu herif kaçtı. Ben oraya gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. Sen de gel buraya abi. Tepeye. Gerçi orada nehir aşırı. Sen o saldırıyı yapamam. Ben bunu kovalayıp dövüyorum. Hadi bakalım. Lan. Tepede abi. Tepeden tepeye yok, hareket edemiyorum. Yapamıyor da. Burada şu anda bayağı ciddi damage yiyorum burada ben artık. Major defeat'e döndü olay. Evet. Hmm. Bekliyorum biraz. Muza mı kaysam? Bak muza kayarsan belki Mogadishu askerleri de gelir. Böyle kombolu atak yaparız falan. Kayma abi, bir mu bir mu. Son gören scout barbar köyüne dönmemeli. Hayır, ne yapacaksın şu anda abi, saldırmayacaksın ya. Duracağım, durunca defansif... iyileşiyorum. Mösyö'cüm durursam iyileşirim, move edersem iyileşemem. Hayır Mösyö'cüm, jungle'da olmak defansif olarak da size bonus sağlıyor ya. Bir de dediğim gibi Mogadishu'nun adamı da belki saldırmak ister. İki warrior'ı var adamın, kullanalım diyorum peki, yani. Peki o zaman bu round iyileşmemeyi göze alıyoruz. Evet Boğaç'cım, barbar köyüne scout dönmesin diye kovalıyorum ama döndü yani herif. Bakalım. Yukarıdan İskoçlar da problem yaratıyor. Barbar otomatik çık. Aha aha. Dedim sana bak. Kim kime saldırdı? Mogadishu'lu saldırdı galiba değil Mogadishu mi? Mogadishu saldırıyor şu anda sağ olsun. Bizim yerimize. Bak boşalttığın yere de warrior getirdi. Güzel. Ben o scout'u kovalamaya devam ediyorum. Buraya saldırırsam ben de damage vuruyorum ha. Bu arada. Belki o zaman sen alabilirsin. Öbür türlü bırakırsan adamlar alacak çünkü. Yok, bence şu anda alamayacaklar. Bence ben buranda hiçbir şey yapmasam bu adam dövebilirler evet. Dövemezler biliyor musun? Bu herif yaralı ve... Dövemezler be. Dövemezler. Ya mümkün değil. Döverlerse de döverler abi. 30 saniye sonra. İşte döverler. Onu götürmeseydin ama. Niye götürmüyorum? İşte... Belki atak ihtiyacı duyar. Ha doğru söylüyorsun. Öldürdü mü lan? Galiba öldürdü ha. Öldürdü. Yok. Öldüremedi. Oo, çok iyi. İşte çok, bu. Çok iyi. Nerede bu herif? Oralara kaçmış. Ben seni tanıdım. Nasıl savundun ama bir tane mızrakçı? Abi işte nehir ötesi bilmem ne filan falan herif iyi dövüşüyor. Kendini bize saklıyor abi. Prima nokte. Prima o da medeniyetin farkında. Nokte. Medeniyeti bileceksin. Bak o da gitti. Oğlum herif o kadar çok kafana adam öldürdü ki. Kafana tokmakla vururum. Barbar zorunlu olarak köyden çıkıp Slinger'a yönelmek zorunda kalıyor. Köy dışında defansı olmaz. Evet. Strateji diyor. Taktik yok bu aç. Bam bam bam. Bizim daha çok buradaki dövüş tarzımız öyle oldu abi. Tamam burayı aldık, o güzel oldu. Yağmalayabilirim isterseniz. Para kazanmak hayır istiyorsanız. Hayır efendim yakınız. Şehir kurmaya çalışıyorsunuz. Yakınız. Hiçbir şey yapmadan burada dursam, gelip yakına köy kurmayı denesem, yani ben şehir kurmayı denesem o zaman oluyor mu meselesi ama pek sanmıyorum ha. Çünkü bu barbar klanları milanları işte bu kadar. Kafana tokmakla vurur. Köküne Ostrogot muyuz? Öyleyiz biraz. Homozigot. Homozigot. Yakın burayı. Yakın.
10 XP de bana verin. Ben de promote ettim. İşte uygarlık. İşte uygarlık. Ne yaptınız? Bir grup çapulcuyu yok ettik. Yaktık. Evlerini yaktık. Uygar olduk. Military Tradition bu hafta. Bunu sağlayan da Mogadishu bu arada. Ha. Biz hiç bok yapmadık. Mogadishu yani. Bizim kader ortağımız. Tarih boyunca ally'ımız. Orayı çok çok önemli abi. Çok para kazandıracak Mogadishu. Yani gerçekten oranın adı Galler. Mogadishu değil orası yani. Tabii tabii. Goller de diyebiliriz. Goller. Şuradan daha zenginler değil mi Erdoğan? Kesin kesin. Yani çok önemli adamızda bulunması o herifin. Ve mümkünse biz olalım suzereni de ondan sonra şey olmasın. Threatening Camp Destroyed, Clan Dispersed. Tebrik ediyorum. Şimdi artık bravo. Orada durun. Yenisi çıkmasın. Zaten bu hikaye böyle başlamıştı. Yenisi çıkmasın diye. Ben evime döneceğim. Sen git burada bekle. Adamızı tanıyalım. Settler bir turn. Şehrin büyümesi bir turn. Şehrin büyümesi bir turn de iyi. Önce şehir büyürse nüfus kaybetmeyecek sayılacak. Öyle oldu gerçekten. Settler'ımız geldi arkadaşlar. Oh medeniyet. Medeniyete devam ediyorum. Valla medeniyet gibisi yok Mesut. Gerçekten ya. Medeniyet en güzel şey ya. Elantrik Serbülent'i unutmayalım diye yapmışız. Tamam. Bu ne? Promotion'ım var. Abi dur. Oraya da şehir önerisi koyuyor galiba değil mi? Bilmem bakmadım. Var evet şehir önerisi. Ha iyi. Gayet güzel. Şimdi promotion'ına senin ben bakayım. Burada bir şey var şimdi. Promotion'lar... Senin daha muğumu mu yok? Nerede promotion? Ha bu mu promote eden? Hayır canım öbürü. Neden edemiyorum? Move'a basmışsın çünkü. Ha. Luxury ve tepe üstünde şehir kurmak en avantajlı olanı diyorsun. Doğru söylüyorsun tabii. Luxury'yi de alır. Şimdi burada abi amphibious var bakınız. No movement penalty when attacking from sea. Önümüzdeki oyun boyunca ben bu haritaya baktıkça böyle bir şey görüyorum. Acaba bir amphibious birlik olsa mı? Neden olmasın be? Yani artı bir movement'tan daha iyi gibi geliyor bana. Amphibious adam. Kaplumbağa bana o katılırsın. Hadi ben bunu seçtim. İlk birliğimiz çıkartma birliği oldu. İrlandalılar zaten kaplumbağalar. Öyle düşünün. Öyleler mi? Ha doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Şimdi Granary'e bir tıklamıştık. Ben burada ne yapacağım? Bir settler daha yapmayacağım. Hiç alakası yok settler'la. Galey'ye 5 turn var. Bu 5 turn içinde ben bir şeylere tıklayacağım. Bir builder yapsanız. Mesela bir builder yapsanız. Builder yapabilirim. İşte efendim Granary'ye Granary'ye tıklamaya da evet. Builder lazım. Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Settler gidiyor. Builder arkasından gidiyor. Galeye para 260 istiyordu galiba. Bir galeyi satın alacağız. Bir galeyi produce edeceğiz. Bu hikaye olacak herhalde. Next turn. Ratan Uy'u dövmek için adam da üretebiliriz. Doğru. O çok uzun fikir. Vadeli bir hedef. Mana evet olsun. Ama şu anın zamanı değil. Gerçekten şu anda bizim iki galeyi hemen düşünmemiz gereken şey. Aynen. Ve bu şehrin çabucak büyümesi. Bradford'un hızlı büyümesi. Foreign Trade. Oradan da bir tane trader gelecek. Hatta galeye adam taşımıyor. Boğaç aman. İkinci galeyi şeyden bassak daha iyi olur değil mi? Bradford'dan. Satın alacağız bir yerden. Doğru söylüyorsun. Birini oradan, Londra'da üretip satın buradan satın alırız. Aynen öyle. Galeye adam taşımıyor biliyorum Boğaç'cığım ama harita Small Islands and Small Continents and Islands olduğu için biz de England olarak farklı kıtaların yerlerini bulmak zorundayız. Victoria'nın bonusu değişik kıtalarda çalışıyor. Scouting için istiyorum yani şeyi. Galeyi. Bir de şeyi açıyor. Shipbuilding'i buff'lıyor. Yoksa 80 turn diyor shipbuilding. Yani. Olacak iş değil. O arada bir tane daha fikir. Bir galeyi satın alıp scouting yapsak ship sailing'le şu geliyor. Ha yok o da shipbuilding'le geliyor değil mi? Wonder completed dedi. Great bath yapmış birileri. Biz banyo manyo bizi anlamıyoruz biz. Biz öyle şeyler bilmeyiz. Biz çay yapıyoruz abi. Biz çayla yıkanıyoruz. Efendim çay banyosu tabir ettiğimiz. Biz çay banyosu yapıyoruz. O çaya yaparız. Süt koyamadık ya. Ah. Ya o geliyor süt dur şimdi dur. Nerede bunun medeniyeti? Çay nerede? Koyabiliyoruz şu anda. Bak öyle düşün. Asterix Britanya'da adlı bölümünde Asterix'in. Efendim Asterix gitmeden önce İngiltere'ye çayı o götürmüş. Hikayeyi hatırlarsanız. Ondan önce sıcak suya süt koyup onu içiyorlarmış.
İçine çay da koyma fikrini Asterix götürmüş. Hayır. Sadece sıcak su koyuyorlar. Sonra hikaye içinde akıllarına geliyor. Buna süt de gider diye. Süt güzel gider. Yok. Hayır şöyle. Süt bazıları koyuyor. İster misin option. Ama çay yok. Ha, çayı Druid'den çay alıyor. Evet. Oraya koyuyor. Bunun içine bir ot mot bir şey atsanız bu suyu öyle kaynatsanız Asterix daha iyi olmaz mı diyor. Suyu kaynarken içine ot atıyor. Ondan sonra başlıyor hikaye. Biz en azından çayımız var. Ya bunu kasten mi yaptı bilmiyorum. İngiltere'ye hep başladığında çay veriyorsa çok yakışır yani. Sanmıyorum ya. Limonlu sıcak su. Gerçekten öyle. Abi sen burada Fortify verir. Bekliyorsun. Herkes bekliyor. Şu anda beklediğimiz şey nedir? Şehrin kurulması. Evet. Geldim. Orada adam. Bak yine başladık bu hikayeyi. Mükemmel bir hikaye. Ben niye bu veriri buraya koymadım? Bak biz daha önce bunu yaşadık. Yok. Ama bunu düşünemeyebiliriz yani. Düşünmedik zaten. Geçen sefer Almanlar oynarken de aynı şey olmuştu. Burada bir verir bırakmalıydım. Şimdi yani, oraya bak şimdi bak neler olacak. Elantrinkte Serbülent'te duruyor. Evet. Mükemmel. Bu şekilde devam eden turnler boyunca. Mesela bize 3 turn kaybet diyor. Bu çok, oyunu çok salakça bir şey gerçekten ya. Yani olacak iş değil ama sailing'i becerdim ben bu arada. Konuyla biraz ilgisiz olabilir. Ama sailing'i becerdim. Yani. It is not that life ashore is distasteful to me, but life at sea is better. Life at sea is better diyor Sir Francis Drake. Geldim. Bunu boş konuşmuş. Drake işte. Drake'likler yapıyor. Ben buraya geldim. Arkamdan Builder'ın gelecek dediler. Ben geldim. Bilmiyorum artık. Next turn. Şu şehri kuralım. Abi burada wine da var ya. Ne güzel şehir olacak bu. Bu herifler bizim topraklarımızdan geçebiliyor mu? Problem olmasın sonra. Evet. Geçiyorlar değil mi? Şimdi bu şehrin adı nedir? Bradford mudur mu? Özgür başka bir isim Bradford. Midir? Bradford. Siz ya Mösyö'cüğüm aslında dediniz. Çok Liverpool bir yer ama. Tamam Liverpool. Leeds'miş efendim. Leeds olur mu? Oh. Random atıyor galiba. Olur. Sırası belli herhalde değil. Herhalde yani çünkü Bradford ne ya? Tarih yazdık. Cities of Leeds. Ey yavrum ey. Nearby river. River kenarına. Öyle mi? Bir dakika. River kenarı mı saydın burayı? Yok artık. Onu nereden bileceğim ben? Şehrin housinginden bileceğim. Housingim nerede? Power değil de. Religion, loyalty. Şehrin housing durumu nerede? Burada yazıyor herhalde. 3 housing. Housing from water 3. From water. Valla. Allah. Deniz suyunu water sayıyor. Hayır. Bence burayı river saydı bu. E tamam. Yani okay. Aquaduct'a gerek. Aquaduct yine veriyor ama. Artı, ya ben buraya artı... water mill yapabiliyorum o zaman mesela öyle mi? Mesela bilmem. Aquaduct yine normal housing'ine ekler ama fresh water eksikliği yaşamıyor şehir şu anda. Çok güzel. Ben bu fikri çok beğendim. Nehirden aldığın suyu denize mi veriyorsun sen? Şu anda ne yaşanıyor orada onu mesela? Onu yapıyorum evet. Burada ama nehir şimdi buraya akıyordu. Ben bu anlamadım. Bu denizden aldığım suyu buraya karıştırıyorum. O da buradan buraya gönderiyor galiba. Mogadishu'dan dökülüyor. Bir karışıklıklar var. Bir karışıklıklar var mesajım. Şurası commercial. Burası göz göze geldiğimiz yer. Şuna para vermeniz lazım. Evet. Buraya para vermemiz lazım. Ver. Hemen ama ver. O zaman ama hemen galeyi evet. Galeyi satın alamıyorum. 69 turn diyor abi şu anda shipbuilding. Yani biz bunu buff edersek de 34 turn'e inecek. Buraya yani... parayı verelim. 8-9 galeyi almaya birazcık daha para harcayalım. Bekleyelim parayı harcamaya. O para birikir yani ama şöyle abi, bu koyun giderse geri gelmez arkadaşlar. Evet ve galeyi yani bak tekrar ediyorum. Galeyi bulsak da 34 turn sürecek shipbuilding. Tamam. Yani oraya doğru, şu aşamada... O ayrı bir tartışma. Ayrıca belki de oraya gitmeyiz. Aha. Kabul ediyorum ama buna bu parayı verelim. Galeyi kaç ben paraydı? Verelim diyorum. Ver. 55 para. Değil mi? Kale 260. Ha, burayı bir alalım da biz. Burayı aldım. Şimdi evet, Mösyö'nün uyarısı ayrıca mantıklı. Yani hala çok uzak bir hedef diyor Mösyö oraya. Mesela şu anda mining'e gitmenin taraftarıyım ki production opsiyonlarımız da açılsın. Hem de bronze working'e gidersek sonrasında iron source'unu da açmış olacağız. Animal husbandry için hiçbir sebep yok değil mi? Sadece atların yerini öğreneceğiz var.
Çünkü at çok kuzu bereki... var, kuzu. Kuzu var mı? Ha, kuzu da var. He. İşte şimdi aldın evet, ya. Evet, kuzuyu kullan... O zaman onları bir yapalım arkadaşlar. Önce Animal Husbandry'i yapalım, sonra mining'i yapalım. Mösyö doğru söylüyor. Hem kuzuyu kullandırırız, çünkü o kuzu ne veriyor şu anda? Lead. O kuzu ne veriyor sana? E çok güzel. Bir food daha demek değil mi? Biraz bilim yapalım. Evet. İlk aşamada galiba art bir food. Burayı yapalım. Kolossus işte shipbuilding'den geliyor. Shipbuilding'den geliyor. Diyor. Biz animal husbandry diyelim. Hem bu domuzları kullansınlar. Hem at varsa çıksın ortaya. Çünkü at da çok iyi bir resource'u diye hatırlıyorum. Monsieur'un uyarısına uyuyorum Ferhat abi. İyi peki abi. Öbür taraf çok uzak zaten dediğin fazla gibi. Fazla uzak evet. O yüzden İkinci galeyi hazır. Yapmam da uzak zaten. O zaman birinci galeyi... Abi bir galeyi... sonraki çağın zaten o yani. Birinci galeyi bir şeyden insan yani alacaksın ama yani. Ben şöyle düşünüyorum şu anda. İki galeyi de satın alalım ve biz işimize bakalım diye de bir fikir olabilir. Zamanı ama geldiğinde iki galeyi... Ama işte 8 gold per turn birikiyor. 260 çok kere... Ön. Ne öyleydi? 520. Bahsettiğin hedefe 300... ulaşmak 50 turn falan yani. 50 turn. Bu 8 artmayacak mı? 50 turn olmasa da 40 turn yani evet. 50 turn ne abi işte? Ne, ha, zaten 200 var o yüzden. 260 diyorum. Para. 520'ye ihtiyacım var. Tamam peki. 320 para yükleyebilmek için. Yani tamam, şunu aslında turn. O parayı gömdün de o parayı gömdükten sonra hala buraya Mösyö'nün dediği gibi 69 yazıyor burada yani. 34 gerekecek daha ya. Yani yine de olmayacak o hikaye. İki galeye olduğu hı. Zaman da 30 turn diyor yani. Bu öyle olmaz. Şehirler de büyüyecek canım. Öyle şey gitmez. Bu herhalde. O kadar kolay değil. Abi o bir sonraki zaten bak dikkat ederseniz o bir sonraki çağın teknolojisi. Evet. O yüzden şu anda çok uzak yani. Tamam. O zaman şu anda gale ile kasmadığımıza göre acilen ilk işimiz bu şehir. O zaman şey abi İskoçları dövmenin. Hayır abi zaten 5 tur sonra 6 tur sonra bir galeyi alacaksın yani. Ne yani 7 tur sonra neyse. Değil mi? Bir de o var. Leis'ten bir satın alıp şey için yapalım. Yani scouting için lazım. Tabii onun için. Alalım. Ama production'ımızı o işe harcamayalım. Biz production'ımızı bir neye de 4 harcayalım? 4 tur sonra bir trader'a ihtiyacımız olacak. O trader'ı satın almaya da para harcayabiliriz. Bu da doğru. Bunu da hatırlatayım istedim. O da doğru. Kaç para trader acaba? 180'di galiba. Bu da doğru bir laf. Ama yani 160. Galey ya. O para galeyin parası beyler. Ayrıldı o. Bütçe. Niye abi? Yani. Bak yani. Abi, scout için Mösyö'cüm. Abi bir tane builder satın al o zaman. Builder üret. Abi. Builder'ı mesela keşfe yolla yani. Ha o oldu değil mi sailing'le o? Oldu abi ha, o şu anda. Yani, öyle yapalım. Ya bundan abi. Yani. Öyle yapalım ya. Bir tane builder yapalım. Builder denize çıkabiliyor şu anda. Galey şey yapamıyor değil mi? Scout'u taşıyamıyor muydu? Hayır. Adam hayır, taşımıyor. Galey bir şey taşıyamıyor. Biz builder'la aynı. Muydu? Sadece taşımıyor, dövüşme kabiliyeti var şöyle yani. Şöyle çalışıyor bu yeni oyunda. Yeni oyun derken 10 yıl oldu mu çıkalı herhalde. Herkes çıkabiliyor evet. Herkes çıkamıyor. Şu anda builder'lar çıkabilir oldu. Ship building'de herkes çıkacak. Ama o zaten ayrı hikaye. Biz şu anda en güzeli Ural'ın fikri. Biz bir builder yapalım ya da alalım. Scout yapalım onunla. Scouting yapalım. O arada da kendimize trader satın alalım. Veya ikisini birden alabiliyorsak trader 160 alamayız. Para mıydı? Alamayız. Builder alamayız. Kaç para? Yani Mösyö belki 5 turn sonra alıyoruz. 200. 200. Builder kaç turn üretiyoruz? 9. Nerede gördün? Ben göremiyorum. Bunu üretmeye bastı da 9 turn'du da oradan saydım. Q desem oradan görürüm. Göremiyorum hala. Şaşırtacağım. Evet. Yani 8-9 turn. Acil bir şey var mı? Evet bir builder yapalım. Kesin. Builder'la yapalım bu scouting'i biz. Sonra üstüne 30 turn daha research gereken bir şey için galeye o parayı vermeyelim. Trader'ı ne için? Bir kere önce bu şehir. Leeds United. Builder köy bulursa köye de girebilir değil mi? Galeye giremez. Bunu bilmiyorum. Galeye giremez. Builder girebilir mi bilmiyorum. Builder da giremiyor galiba köye. Galiba Builder değilim. Giremez. Ama emin değilim yani. Abi gezsin o bakalım. Biz Builder'la gezeriz. Galey 19 turn diyor. Peki dursun o galey şu anda. Bizim bu şehirdeki yani amacımız nedir? Şey gelmiyor. Culture gelmiyor bu şehre bakın. O Edinburgh'dan gelen culture buraya gelmiyor. Evet. Culture istiyor muyuz? Ne yani? O zaman monument yani. Öyle bir mi? Acil işte monument mi acaba diye düşünüyorum.
Bir aciliyeti var mı Kalçır'ın? Şu anda bu şehir ne durumda? Kendini besler mi? Amenity istiyorum diyor. Worker'ı geliyor abi zaten. Ama buraya food, ha bak bu wine ne para getirecektir herhalde, üzüm değil mi? Muhtemelen işleyince. Sen nereyi kullanıyorsun şu anda? Burayı. Sonra winery'ni yaparsan wine'i. Sana iki tane, bir tane daha worker'lık yer var mı şu anda burada? Yok. Muzu satın alırsan ya da pirinci var. Aa, bu var ya. Yani şu var. Şura var. Şura alacağım. Var. Şura. Burada buğday tarlası var. Tamam. Evet. Buğday tarlası, şarap bağları ve mera açacağız. Bu builder'ın yapacağı iş bu. Oynadım. Tamam. Bu builder'ın da işi çık bitti. Ben o zaman monument diyeceğim. Başka türlü benim büyümem mümkün değil arkadaşlar. Evet. Ya ben culture gelmiyor aklıma başka türlü. Buradan da bu builder'dan sonra bir builder daha diyeceğiz galiba. Trader'ı da satın alacağız. Trader'ı Foreign satın alacağız. Sonra gelince Trader'ı satın alacağız. Buradan bir builder daha diyeceğiz. Okay. Scout'u gibi böyle yapacağız. City near floodable river, öyle mi? Şurası floodplain'miş. Yo, neresi floodplain? Aşağısı. O bana ilgilendirmez ya. O kendi bir şey gitsin. Oraya taşsın arkadaş. Mogadishu'ya taşsın bana ne abi. O koyunu alarak iyi ettik orada. Önemliydi o koyun. Çok iyi ettik hem de. Bir dahaki round. Şimdi bir builder daha üreteceğim. Ondan sonra bu 40 tonler mırk tonler diyorsa arkadaşlar sahiden İskoçya'yı düşünelim. Peki o zaman bir builder daha üretmeden önce bir gir abi production'a. Builder 7 ton, galley 8 ton diyor. Yani o zaman Ferhat abinin dediğinde yapabiliriz yani. Ha, builder'la yapacağımızı galley'le yapalım. Galley'le yapalım yani. Hem de karşımıza galley, bir barbar galley'i çıkarsa da en azından hayatta kalma ihtimalimiz olur. Tamam. Builder'la aynıysa ama tamam. Ama kareye çıkamayız galley'le, yani onu da unutmayın. Eyvallah. Çıkmayız. Tamam. Zaten çünkü builder'la kareye çıkmanın bir anlamı da yok. Büyük ihtimalle köylere giremiyordur. Tamam. İlk galley'i London'dan basıyorum. Builder'ı gönderiyorum. Hemen şu başımın belası. Abi her yerin üstte duruyorlar. Lütfen arkadaşlar gelin ve worker işleyeceği yerlere yakında durun. Ya bu çok kötü ya. Bu daha önce de başımıza Almanlarda geldi ya. Evet abi, ya benim topraklarıma girebiliyorsa ben kendi üniten muamelesi yapabilmeliyim ona. Özellikle worker için geçerli yani bu dediğinizde. Abi evet yani. Bu saçma. Oraya move ettiğinde o da oradan çekilecek otomatik aslında. Hayır abi worker yani. Normalde. Ya da altına gireceğim abi, worker'ın altına girecek. Worker normalde yani. Unit'in altına girebiliyor zaten yani. Madem öyle ben de bunun altına girerim. Galeri karalara bakıp 5 çayımızla beraber planlar yapacağız. Aynen öyle. Writing olunca sınırlar kapanıyor. Gavurla kapanıyor da bu city state'ler için geçerli mi bilmiyorum. Bilemiyorum ben de. Süzeryan olunca yine açılıyor çünkü. Değişen bir şey olmuyor yani. Tabii süzeryan da yine açılacak. Siz takılın abi, tamam. Ben üstüne adamlarımı koydum. Başka çarem kalmadı. Foreign trade geldi. Bu ne dedi şimdi? God ne diyor? God King miydi? O ne veriyordu? Bir production ne veriyordu şey? Artı bir gold, artı bir production veriyor olması lazım. Bunu yaparsak kapitale. O production'ı gold'a dönüştürmüş oluyoruz. Başka bir şey olmuyor şu anda. Bir trade group'la çok anlamlı olmuyor. Öbürü ne? Naval unit. Naval unit. Bak bu da enteresan tabii. O galeyi hızla yaparız. 8 turn'de yani, bir dakika. Barbar şeyine de ihtiyacımız yok çünkü şu anda. 8 turn'de galey yapan Londra bu kartı koyduğumuzda 4 turn'de galey yapıyor. 2 galeyi yapalım çıksın aradan arkadaşlar. Evet ya. Olur. Olur. Yap, tamam. Gitsin. Tamam. Ondan sonra bir daha düşünmeyelim yani. Tamam, o research'e hemen basmayalım biz yine ama galeylerimiz var ve en güzel plan böyle oldu. Bak bunu beklemiyordum. Güzel oldu. Nerede o? Naval unit. Maritime Industries. Burada. Zaten barbar yok zaten. Artı bir production. Fate veriyormuş abi. Production değilmiş. Ha. Artı bir fate veriyormuş. O zaman düşünelim. İstersek onu artı iki gold ya da iki şehrimizde artı bir artı bir production'a çevirebiliyoruz. Production'a çevirelim. Şehirlerimiz küçük. Production çok değerli. Gold çok önemli değil. Evet evet. Production. Ya şimdi bir de trade route'dan da para gelecek illaki yani. İşte trade route'dan iki para yerine şu anda bunu yaparsak başkentten bir para kaybediyoruz. Hayır işte. Sen urban planning'i koy. Zaten trade route'dan da 3 para gelecek her türlü yani. Herhalde gelecek. Ben şu production'ı, küçük şehirde production bonusu, bir production çok önemli bir şeydi. Mösyücüm bakınız galley üretimimiz 3 tane düştü. Mükemmel efendim. Artı bir production ve %100 hızlandırma ile çok güzel oldu.
Şimdi trader'ı şimdi bir daha iki galeye yapacağız burada da. Trader'ı diyorum. Satın almak yerine 5 turn'de trader diyor ama herhalde satın almak çünkü çok para. O parayı çıkarması çok uzun zaman alacak ama food ve production sağlayacak değil mi şehirlerimize? O yüzden başka ne yapacak ki abi zaten Londra şu an? Hani Hanging Gardens falan yapmıyor. Asker. Şöyle evet. İki ihtimal var. Yani bir asker üretimi sorunsalı var. Öyle bir şeye girebiliriz. İkincisi yani hala ikinci galeyi üretmede bir aciliyetimiz olmadığı için araya trader üretimini alabiliriz para harcamak istemiyorsak yani. Şöyle bir aciliyetimiz var. Sonra o karttan kurtuluruz. Ama o kartın yerine ne kart alacağız ki? Bir de üçüncü şehri düşünüyor muyuz hemen çok geç kalmadan? Üçüncü double experience for recon units. Mesela şu. Yani hiç abi ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. İngiltere'nin tarihte yaptığı hatayı yapmayıp adadan dışarı gitmeden önce İskoçya problemini çözmek gerektiği düşünüyorum. Evet, sonra bela sonra oluyor. Arkada yani. Bırakıp 500 sene sonra onlarla uğraşmak istemiyorum mümkünse yani. O zaman galey ikinci galeyi yapmıyoruz yani. Ya ya. İkinci galeyi yerine parayı harcamak istemiyorsanız ona kullanabilirsiniz. Ama asker basmak da gerçekten şey. Ama askeri neyle basacaksın? Şu anda sadece Warrior'da single basabiliyoruz. Yani bunun da bir anlamı yok aslında yani. Abi ne başka asker hani... Neyle çok... alacaksın ki zaten? Ya yani mesela yani. Animal Husbandry'den sonra Archer'ı keşfedersin. Archer'larla alacağız dersin yani. Hani. O daha iyi bir fikir olabilir. Archer daha iyi bir fikir olabilir. Biraz pahalı olacak o Archer'ı keşfetmek ama... Boşu boşuna çok fazla asker basmak zorunda kalacağız. Onun yerine bir Warrior 2 Archer'la falan belki alınır Rapa Nui. Duvarı muvarı yok yani. Herhalde oranın değil mi? Şu anda yok abi ne duvarı daha bu çağda. Evet. Daha biz evleri duvardan yapmayı yeni keşfediyoruz. Mağaradayız yani. O zaman her durumda Trader'ı satın alıyoruz gibi görünüyor. Asker de üreteceksek, galey de üreteceksek Trader'ı biz satın alalım çıksın evet. Aradan. Bence de yani arada Archer'ı satın alırım. Slinger'ım var Archer'a upgrade ederim parayı ona kullanırım diyorsan o ayrı. Ama Slinger'ın yok galiba değil mi? Slinger'ım yok. Bir tane Warrior'ımız var abi. Bir de scout'umuz var evet. Ben şurayı update ederek başlıyorum. Serbülent üçgeni şurada da geçerli. Yok, yani burada tepe orası da. Yani yine yani bu da elektrik. Elektrikle buraya da bir tane yaparsak biz orayı şimdiden bir koruyalım. Şurayı da korumaya alıyorum. Çünkü buraya da bir farm yaparsak çok fazla üçgen çıkıyor arkadaşlar burada. İki tane üçgen çıkıyor. Çok güzel oluyor yani. İki şehre iki üçgen. Evet, I don't see coincidence. Ben buraya da Serbülent diyorum. Elantrik Serbülent. Orada güzel bir combo gelecek için. Elektrikte gelecek tabii de. Hani o güne kadar biz orayı yaparız. Buraya lumber mill yaparız. Buraya mine yaparız. Ama ben, bu Elantrik Serbülent... Bu arada East India falan. Ha, onları zaten... yaparız. Ama unutmayalım Elantrik Serbülentleri orada. Şurada da varmış ama burada da zor. Burada gerek yok Elantrik Serbülent'e falan. Buradaki bu iki tane pirinçten sonra ben bunu attım. Delet. Burada bu şehir çok oraya güzel bir şehir. Orada üçgen buraya yaparız. Çöller möller. Şimdi plana göre trader alıyorum. Bakın sonra anlaşmazlık olmasın. Trader alıyorum. Al. Aldım. Niye London'u aldım acaba? Nereyi büyütmek istiyoruz? Leeds'i büyütmek istiyoruz. Keşke Leeds'ten satın alsaydım. Sağlık olsun. Ve galeyi basıyorum. Bu galeyden sonra asker mi basıyorum? Evet. Ya da bir galey daha sonra asker basıyorum belki. Ama galeyi basmıyoruz araya. Gibi görünüyor. Biz ne yaptık? Foreign trade'i. Tam da Leeds'ten alsaydım diyecektin. Geç kaldın bana. Şimdi Early Empire... Bu arada military tradition Buffland, bir evet. ihtimal yani. Bufflandığı için. Heavy and Light Cavalry. Hiç alakası yok. Ya bilmiyorum bu arada. Great at çıkabilir. General. Great General. O ne? Yanındaki ne? Flanking bonuslar. Yan yana olan birliklerimiz bonus almaya başlıyor filan. Ha. Abi bunların hiçbirisi çok önemli değil. Early Empire. Altı nüfusa biz çıkarız. Flanking bonus yukarıya alacaksan yan yana saldıracakları için. Olmaz çalışa mı? Çalışabilir diyorsun. Evet olabilir tabii. Cavalry. At yani. Çıkarsa birazdan bak şey geliyor. Kaç turun sonra? Tamam o zaman bakalım. Değiştiririz. Şimdilik ben
Early Empire'a, ama neydi o? Early Empire'a. Tıklamaya işte, başlıyorum. Trend kick'ten dolayı millet tradition olur mu dediydik. Yani. Olabilir ama atımız yoksa, atımız varsa çok daha iyi olur. Sadece flanking için bu karta değer mi Mösyö'ye? Bilmiyorum efendim, sordum ben zaten, fikir teatrisinde bulundum. O ben olsun demiyorum. Early fikir, Empire desek 10 turn'de bu şehir, bu şehirlerin toplam nüfusu 6 olur mu? Olur. Zaten toplam nüfus mı 6 diyor yoksa Empire'ın nüfusu 6 olacak. Empire'ın nüfusu 6 olacak diyor. Evet tamam, bir tur sonra 9 tur sonra da şey tamam. Londra Early Empire oluyor işte ben. Yani. Orayı bir çıkaralım aradan. Sen bekle abi. Sana worker gelecek. Pantheon geldi abi bu arada. Aa, ne güzel. Pantheon geldi. Şimdi şehirler mi diyoruz yine? Yine ırmak mırmak yani, yok. Az var yani. God of Sea çok anlamlı olmayabilir abi. Çünkü neredeyse hiç sorusumuz şey yok yani. Hiç sea resource'umuz yok. O yüzden Divine Spark mı acaba diye bir aklımda Divine bir şey Spark var. Divine Spark hangisi? Çok uzak ama olabilir de yani. Culture From Plantations'ı beğendim. Sebebi gittiğimiz başka koloni, başka kıtalara gidip oralara koloni kırma oyunu oynuyoruz. Gittiğimiz yerde monument kasmamızdan bizi kurtarır. Bir tane bile plantation varsa. İki plantation ki gittiğimizde seçeceğiz, yer seçeceğiz böyle hani. Bu, değil mi? Bu kıtanın en güzel yeri burası, burayı alalım. İki lüksüri var filan. Çok plantationlı yerler seçersek ki bu da koloniye mantıksız değil. Oranın culture problemini çözer. Zaten koloniyi niye kuruyoruz arkadaşlar? Biz koloniye gidip oradaki en bereketli, en çok resource'u alacak şekilde kurmayacak mıyız? Amacı bu değil mi koloninin zaten? Tabii. O zaman plantation'ları göz önüne alalım. Ama plantation bir hayal yani. Mesela şöyle düşün abi. O yüzden diyorum. Sea source bulma potansiyelimiz, evet, plantation evet, source bulma ihtimalimizden daha yüksek. Haklısın. Ya yok değil. Daha yüksek ama, değil ama içerilere hiç girmeden dışarıdan daha gelirken sea source'ları görerek gelip koloni yeri seçmemizi sağlar. İki konuda da tam olarak chat de aynı şeyde. Yani herkes aynı ikilemde. Çünkü makul bir ikilem ama deniz kenarına kendimizi kısıtlayarak şöyle bir problem var. Koloniyi kurarken fishing boatlarını düşünmek zorunda kalırsak bir sürü seçeneği kaçırmak demek. Bu çok deniz kenarlarına kısıtlı kalırız. Abi ama plantation daha da kısıtlayıcı bir şey ya. Yani şurada muz var, muza göre kuralım diyeceksin. Çünkü bir tane plantation var. Halbuki dört tane sea source'un. Ama bir tane olmuyor ya. Deniz kenarında illa bir sea source'a denk getiriyorsun oluyor, ya. Bir kahve oluyor, birkaç tane birden oluyor. İşte spice oluyor, birkaç tane birden oluyor. Ve yani production bu veriyor abi. Bütün food sağlayan yerler aynı zamanda production verir hale geliyor. Yemişim culture'ı monument'la yapabildiğim bir şeyi ben niye plantation'la yapayım? Bu doğru. Halbuki sea source'tan, bu cümle sea doğru. Sea source'tan hayvan gibi alabiliyorum yani ben bu production'ı. Bu cümle en önemli abi, cümle ben bu. Ben zaten culture'ı monument'la zaman yapabiliyorum cümlesi doğru. Tamam, monument evet, yapıyoruz yani abi. Culture üretecek şeyi, üretmemi sağlayan şey production değil mi abi? Bu oyunun en önemli şeyi production değil mi? Her fishing bot'tan diyor sana bir production veriyorum, iki production. Atıyorum iki tane var veya üç tane var. Üç production bir yerden sonra çok önemsiz hale gelecek. Artı bir culture çok önemli bir şey mi abi? Ural'ınki çok daha pragmatik. Ferhat abininki çok daha romantik. Ben öyle görüyorum. Dediğim gibi ben hep deniz kenarında olacağımız şu an dedim. Plantation deneyelim. Tutmayınca ben kafanıza kakarım yani. Sıkıntı tamam. Yok. En güzeli kafaya kakmak. Plantation oyunu. God of Sea al. Tamam. Tamam peki. Small Islands bence bunların geçiriyor biraz. Çünkü zaten böyle böyle adalar çıkacaksa karşımıza iş daha kolay. Yani inland zaten çok fazla yoksa bu haritada bu tartışma biraz daha kolay. God of Sea'yi alıyoruz. Production from Fishing Boats'ı alıyoruz. Ve Monument'la şeyi geliştiriyoruz. Şehri geliştiriyoruz. Bunun için de o fishing boatların getirdiği production'ı hemen Monument'a aktarıyoruz abi, diye düşünelim. Bir de bak şehrin genişlemesi konusu ayrı. Parayla tile satması tamam, onda da geliştirdik. Tamam, culture başka bir hikaye. Zor bir seçim. Ben fishing boats dedim. God of the Sea'ye geldim. Tamam. Gittiğimizde luxury'lerde bu kavgayı o kadar çok yapacağız ki bir de işin o tarafı var. Unit needs orders. Ve bu arada çok fena karanlık çağa gireriz ha böyle gidersek. Gir. İngiltere değil miyiz abi biz zaten? Uygarlığın beşiği değil miyiz yani? Ne işe yararız yani? Karanlık çağa gireceğiz tabii. Birer veba almaz mıyız? Birer küçük veba. Birer veba almaz mıydınız? Her gittiğimiz yerde çay yoksa kurulmayalım zaten oraya. Doğru söylüyorsun. Çay olmayan yere şehir kurmayalım diyor Manahos.
Çayı yanımızda götürürüz ya. Doğru. O zaman süt olmayan yerde. İnek yoksa ben şehir kurmama kardeşim. Niye önce acaba? Neyse, koyun daha iyi. Çaya süt koymazsan olmaz değil mi? Olmaz. Ha. Mümkün değil. Mogadishu'da 3 para. Abi artı 1 artı 5. Bir dakika. 3 para. Ben bunu Leeds'e transfer ediyorum. Leeds'e transfer ediyorum. 3 para getiriyor ama. Para getirmiyor ya. Abi, para... Yemek getirmiyor. Yemek... Leeds hayır. Bir production, bir food yazıyordu Leeds için. Şimdi Leeds'den London'a göre... Internal abi. Internal yapacağım zaten. External'dan bana ne? Öyle mi? Ben Mogadishu'ya yollayacaksın diye varsaymıştım. Yok canım. Bu Leeds'in bir nüfusunun hızla büyümesi gerekiyor abi. Şimdi iki food, iki production diyecek Londra'ya. Gol olacak. Bir kare kazanıyorsun bununla. Ya yeni... Biz üçüncü şehir kurmayacak mıyız ya bu arada? Onu düşünelim mi? Üçüncü şehir burası İrlanda abi. İrlanda abi işte. İskoçya. Peki. İrlanda değil mi? Önce İrlanda'yı kurarız, sonra İskoçya'yı yok ederiz. Ha bilmiyorum. İrlanda'ya adam geçirebiliyor muyum? Geçiremiyorum ki. Bir şey yakında geçirebileceksin. Galey yapıyorsun ya. Galeyle adam taşıyamıyorum abi. Settler'ın çıkması için ship building lazım. Şimdi worker, worker, settler worker'la aynı klasmana giriyordu. Durum var ya. Acaba çalışır mı yani? London'a 1-1. Leeds'den London'a başlar. Settler denize çıkar mı diye araştır bir hemen abi. Settler hemen denize... Hayır hayır çıkmaz. Bak da çıkmaz. O builder'ın denize çıkmasının tek sebebi gidip fishing boat yapabilmesi abi. Fishing boat yapmak için evet. Currency has advanced. Çünkü trade route kurdum. Currency'den anlarım. Sevmem ama yok severim de. İngiliz olarak currency'den anlarım.